türevini aldığımız zaman önce sanki x üzeri 4'ün türevini alırmış gibi 1 artı x artı x karenin kübü üzeri 3 oldu. Bakın üstü biraz azalttık. Sonra içeriye geldi sıra. İçeri de bunun türevi 1'in türevi zaten 0. x artı x karenin kübünün türevi arkadaşlar nedir? 3'ü başa aldı. Yine sanki bir x kübün türevini alırmış gibi burada. Böylece bakın x artı x karenin karesi. Sonra ne diyeceğiz? En sonda x artı x kare var. İçinin türevi. O da arkadaşlar 2x artı 1'dir. En içe gidene kadar türev alacağız. Zaten x artı x karenin türevini alınca da olay bitmiş oldu. Şimdi x eşittir 1'deki değeri. 4 burası 1. 1 daha 2. 2'nin kübü 8 arkadaşlar. 8 artı 1 9. 9'un 3. kuvveti oldu. Sonra buraya baktığımız zaman 1 artı 1 2. 2'nin karesi 4. Burası da gördüğünüz gibi 4 çarpı 3 12 oldu. Hatta 3 çarpı 4 diye kalsın. Üstü sayı yapacağız birazdan. Yine buraya da 1 yazdığımız zaman 2 artı 1'den 3 olmuş oldu. 9 üzeri 3, 3 ve 3 arkadaşlar. Böylece 3 üzeri 6, 3 üzeri 8 oldu. Burası 4, burası 4. Bu da arkadaşlar 2 üzeri 4 oldu. Cevabımız D şıkkı. F1 demiş orada özel bir şey yok. X yerine 1 yazacağız. 1 artı 2'den F1 arkadaşlar 3 olacak. Türev alırken ama önce şunu yapıyoruz. 3 yazdığım zaman bu dışarı eksiyle çarpılarak çıkar. Çünkü içeriği negatif yapıyor 3 vermek. Bu yüzden x eksi 2 artı 2'den fonksiyon x oluyor. Türevi de arkadaşlar 1 oluyor. Zaten x yerine 3 yazamadan türev sabit fonksiyon geldi. Toplamları da 4 oldu. C şıkkı. 1 teğet x eksenine paralelse bu şekilde. Bunun arkadaşlar tanjantı sıfır olduğu için eğimi sıfırdır. Yani türevi sıfırdır demek istiyor size. Böylece 3x kare eksi 3 eşittir sıfır arkadaşlar. Buradan da e, 3 x eksi 1 x artı 1 sıfır. 1'de de eksi 1'de de arkadaşlar bu fonksiyonun türevi sıfırmış. O zaman 1 verdiğimiz zaman 1 eksi 3 artı 2'den kaç geliyor? 0 geliyor. 1'e 0 noktasında bu fonksiyon x eksenine teğeti paralel olacak şekilde oluyor. Bir de eksi 1'e bakalım. Eksi 1 artı 3 artı 2. Buradan da arkadaşlar ne geldi? 4. Haliyle diğer noktada eksi 1'e 4 oldu. Yani bir böyle polinom olarak düşünün işte bunu. Burada arkadaşlar 1 eksi 1'e 4 noktasında x eksenine paralel. Bir de 1'e 0 noktasında x eksenine paralel. Şıklarda 1'e 0 yok ama eksi 1'e 4 var c şıkkı. Ekstremum noktalarının geometrik yeri demiş. Şimdi bunun ekstremum noktasını nasıl buluyoruz arkadaşlar? Türevini aldığımız zaman 2x eksi 4a eşittir 0'dan x eşittir 2a geldi. Artık bunun e, x'i 2a oldu bir de y'sini bulalım. 2a'nın karesi 4a kare eksi 4a çarpı 2a eksi 8a kare artı a böylece denklem eksi 4a kare artı a geldi. Şimdi gördüğünüz gibi denklemimiz aslında a'ya bağlı ama soru x'e bağlı olmasını istiyor. Demek ki x gördüğüm pardon a gördüğüm yere x bölü 2 yazacağım. y eşittir 4a kare olduğuna göre burası arkadaşlar karesini aldığım eksi 4a kare pardon. Karesini aldığımız zaman şurada x kare bölü 4 bir de eksi 4 ile çarparsak eksi x kare oldu. A gördüğüm yere yine x bölü 2 yazıyorum. Demek ki cevap B şıkkıymış. fx'in yerel demiyor bakın. f türev x'in yerel minimum değeri. O yüzden 1. Fonksiyonun türevini alacaksın. 3x kare eksi 6 ax artı 2. 2. Bir daha türevini alacaksın. Çünkü f türev x'in yerel minimum değerine bakacağız. Böylece 6x eksi 6a. Sıfıra eşitlediğimiz zaman x buradan ne geldi? A. Demek ki f türevin, burada bakın artık, yerel minimum değeri yazıyorum yerine 3 a kare eksi 6 a kare artı 2 eşittir. Eksi 1'miş. Buradan da hepsini öbür tarafa atarsam, hatta öbür tarafa atmayayım zaten belliymiş. Eksi 3 a kare eşittir. Eksi 3 oldu. A arkadaşlar pozitif değeri 1 geldi. B şıkkı türevini alalım. F türev x eşittir. x kare eksi 2mx artı ne? 2 ve 3 arkadaşlar bu nok fonksiyonun yerel minimum ve yerel maksimum artık hangisi ise bilmiyoruz ama yerel ekstremum değerleriymiş. Yani bu türevin denklemini sıfıra eşitlediğimizde türevin kökleriymiş. O zaman kökler çarpımı 2 çarpı 3 c bölü a'dan n'ye eşit n'ye 6 olur. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2m 2 artı 3'ten arkadaşlar n böylece 5 bölü 2 olacaktır. Bunların farkı sorulmuş 6 eksi 5 bölü 2'den 7 bölü 2 c şıkkı. Her zaman tek değişken burada çok önemli. Haliyle arkadaşlar denklem verildiği için ne diyeceğiz? Buradaki bir noktanın apsisi x ise şöyle ordinatı arkadaşlar böylece ne olacaktır? x kare eksi x kare artı 5x. Şimdi burada özel bir x değeri işte x1. Öbürü de ordinatta eksi x1'in karesi artı 5 x1 olacak. Bunların toplamının maksimum değeri için toplam denklemine tx diyelim. Bakın yine bir denklem oluşturdum. 6 x1 eksi x1'in karesi eşittir tx oldu. Türev alıyorum 6 eksi 2 x1 eşittir 0'dan x1 arkadaşlar 3 geldi. Şimdi x1 3 olduğuna göre cevabımız zaten bunu istiyormuş. x1 ve y1'in toplamını isteseydi onu da bulurduk. C şıkkı. Koordinatlar toplamı dediği zaman hem x'i hem de y'yi düşünmek zorundayız. Dolayısıyla x arkadaşlar x. y tabii ki tek değişkene bağlı olarak yazarsak budur. Bunların toplamına tx diyelim. x kare eksi 6x artı 14 denklemi toplam denklemi. Bunun en büyük en küçük olması için 2x eksi 6 eşittir 0 diyeceğiz. Böylece x buradan 3'müş demek ki arkadaşlar. Yerine yazdığımız zaman da alacağı en küçük değeri soruyor ya artık burada x gördüğümüz yere 3 yazarsak 9 eksi 18 artı 14 23 eksi 18 5 olmuş oldu d şıkkı. x eşittir 3 noktasında türev varsa f türevi 3 0'dır arkadaşlar. x kare yani 2x artı m çarpı x eksi 1 bölüm türevi yapıyoruz. Eksi x kare artı mx çarpı 1 bölü x eksi 1'in parantez karesi eşittir. F türev x. Şimdi 3'ü yerine yazarsak 6 artı m çarpı 2 eksi 9 artı 3 m yani eksi 9 eksi 3 m eşittir 0 oldu. Buradan da 12 artı 2 m eksi 9 eksi 3 m eşittir 0. 3 eşittir m oldu arkadaşlar b şıkkı. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyon artansa türevi pozitif işaretli olur. Böylece türevi pozitif işaretli olduğu için b şıkkına dikkat edin lütfen. Bu şimdi fx'in eksi birinci kuvveti. F'in tersi değil normal fx'in e, Fx eksi birinci kuvveti. Eksi biri başa aldım. Fx'in üstünü biraz azalttım Eksi 2 oldu. Bir de normal fonksiyon türevini asla almayı unutmuyoruz. Bu artı. Bir şeyin çift kuvveti yine Pozitif olur, artı. Burası eksi. Gördüğünüz gibi eksi geldi arkadaşlar. Eksi olduğu için de azalan bir fonksiyon olmuş oldu. Bu aslında biraz eğim kavramıyla ilgili bir soru arkadaşlar. Bir doğru dikleştikçe eğimin mutlak değeri artar. Böyle yataylaştıkça eğimin mutlak değeri azalır. Örnek, bu doğrunun eğimi eksi 5 ise bu doğrunun eğimi 2 gibi düşünebilirsiniz. Mutlak değerci özellikle diyorum. Yoksa sayı doğrusunu hesaba katmıyorum. Dikleştikçe dediğim gibi bu durum var. Haliyle burada en yatay olan yeşil. Yani bunun eğimi mutlak değerce en az olan. Haliyle karesini aldığınızda en küçük olan h üssü x kare olduğu için evet. Bakın türevi aynı zamanda neydi? Bir doğrunun eğimiydi. Çünkü bir doğrunun türevi her noktada aynıdır. Bu da eğimine eşittir. Bu yeşil olan o zaman arkadaşlar h oldu. Sonra daha az yatay olan buna göre hangisi var? Mavi var bakın. Mavi o zaman hangisi olacak? Gx olacak. Kırmızı da en burada dikey olan haliyle bu da karesi büyük olduğu için fx bu olur. Tabii ki arkadaşlar demin dediğim gibi mutlak değerce büyük olduğu için karesi daha büyük olacak. Örnek bu eksi 5 iken, şu arkadaşlar eksi 4 olacak. Mesela bu 2 olacak. Karesini alınca da 1.25 olacak. 1'i 4, biri 16 gibi olacak. Bu yüzden böyle F, G, H eşitlemesi yaptım tamam mı? Haliyle artık buradan yola çıkarsak H'ın h sıfırı yani sıfırda Y eksenini kestiği yer en küçük. Sonra kırmızı. Kırmızı neydi? F. F0. Ve sonra da arkadaşlar mavi en yukarıda kaldı o da G0. Cevabımız buna göre D şıkkı. Tek bilinmeyenli bir şekilde yazalım arkadaşlar. Bakın X. Buraya da X yazarsak. Telin uzunluğu 100 olduğu için 100 2x olacak. Alan denklemi 100 2x çarpı x, 100x 2x kare. Böylece türevini aldığımız zaman 100 4x eşittir 0 diyeceğiz. Tabii ki hani hep söylüyoruz artık ama türev alma sebebimiz ne? Bu alan denklemidir arkadaşlar. Alan denkleminin maksimum olması için x'e vereceğimiz değeri bulmalıyız maksimum minimum noktaları da birinci türevin sıfır olduğu yerlerdir. O yüzden yapıyoruz bu işlemi aklında soru işareti olanlar için. Haliyle x buradan 25 yaptı. Yerine yazarsak 100 eksi 50 50. 50 çarpı burası da 25 oldu. Böylece 25 çarpı 5 125 1250 c şıkkı. Yerel minimum noktası 1 f2 eşittir. Eksi 1 olduğunu söyler. 2 f türev 2 eşittir. 0 olduğunu söyler arkadaşlar. Şimdi buna göre bakalım. H türev 2. Bölümün türevi fx f türev x çarpı x eksi fx çarpı 1 bölü x'in karesi. Böylece bu h türev x olduğu için x gördüğümüz yere 2 yazacağız. h türev 2 burada f türev 2 yani 0 çarpı 2 anlamı yok ama yine de yazalım. Eksi f2 arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi 1 bir de önünde eksi var artı 1 x karede böylece 4 oldu. Cevabımız 1 bölü 4 d şıkkı geldi. Aslında bunu integralle çok güzel rahat biçimde yaparız ama türevli olunca mecburen daha integral dinlemediyseniz o yorumla yapmak zorundayım. Şimdi şurada bir de fonksiyon parçalanmış bakın sivri nokta olmuş. Türev sonuçta sol tarafta burada eğim 1 iken burada 0 gördüğünüz gibi. O zaman farklı denklem bunlar x birden küçük için diyelim şimdi. Bir de x sonra büyük eşit 1 deriz tamam mı? Fonksiyon arkadaşlar nasıl olur? F türev bir kere burada y eşittir x şeklinde bir fonksiyon değil mi? Ve bu tabii ki f türevi x yazalım şöyle. F türev x eşittir x olacak. Peki şimdi burada nasıl söyleyeceğiz bu durumu? E, bu hangi fonksiyonun türevi x olur arkadaşlar onu araştırmanız lazım. İkinci dereceden bir fonksiyon o da baş kat sayısı a olsun bir de x kare arkadaşlar. Bunun türevini aldığınız zaman 2ax yapar. O da x olacağı için a buradan 1 bölü 2'ymiş. Demek ki fonksiyon arkadaşlar x küçüktür 1 için x kare bölü 2 ancak belki burada bir sabit sayı vardır. Onun türevi de sıfırdır deyip bu k'yı unutmamalısınız. Peki bunu nasıl anladınız hocam? Bak sen zaten 0 verirsen f 0 sadece bunu yazsaydın 0 olurdu. Ama şimdi bu mantığa göre 0 artı k eşittir 1 dediğinde gerçekten burada bir sabit sayının olduğunu söylüyoruz. Çünkü sabit sayının türevi 0'dır. x kare bölü 2'nin de türevi 2x bölü 2'den x'tir. x kare bölü 2 artı 1'in de türevi 2x bölü 2'den x'tir. Burada sana bilerek sabit sayıyı vermiş ki işte şuradaki k'yı bul diye tamam mı? Şimdi sağa doğru gidersek x büyük eşit 1. Bu ne doğrusu? y eşittir 1 doğrusu. Şimdi hemen düşünelim. Bir türev dereceyi bir azalttığı için sabit fonksiyon olduğuna göre demek ki fonksiyon böyle x'miş. Hakikaten x'in türevini aldığınız zaman nedir türevi? 1. Ama yine sabit değeri unutmuyorum. Bu fonksiyonu x artı ne diyorum? x büyük eşit 1 için. Bir fonksiyon türevli ise o noktada süreklidir. O zaman sol limit yani burada x kare gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 bölü 2 artı 1 eşit olmalı 1 artı n'ye. Sol ve sağ limitler eşit olacak ki sürekli olsun sonra da türevli olsun. Böylece ne de buradan arkadaşlar ne geldi? 1 bölü 2. Demek ki fonksiyonumuz x artı 1 bölü 2 imiş birden büyük değerler için. Artık benden ne istiyor? f 3 bölü 2'yi istiyor. Yaz yerine 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 cevap 2 oldu arkadaşlar b şıkkı. Ben dediğim gibi bunu integralde çok güzel rahat bir şekilde yaparım ama türevle de parçalı fonksiyon sol ve sağ limitin eşit olduğunu görerek yapmak da biraz size yorum katmıştır diye düşünüyorum.